Efendim ama önce bir teşekkürüm var. Kime? Yine sizlere. Efendim dün biliyorsunuz Kızılay Genel Başkanı Sayın Doktor Kerem Kınık stüdyomuza konuk olmuştu ve bir SMS kampanyası yapmıştık. Müge yazıp 2868'e gönderelim demiştik. Efendim dün 85.758 kişi bu SMS kampanyasına bağışta bulundu. Dün akşam genel başkanımız o saat itibariyle 87 bin mesaj geldiğini söyledi Kızılay'a ve 85.758'i sizlere aitti. Allah razı olsun. Herkes kendi imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek verdi. Kampanya hala sürüyor. Lütfen 2868'i yazalım arkadaşlar. Bugün de devam ediyoruz. Üstelik bu 85.758'e yurt dışından gönderide bulunan, kredi kartıyla gönderide bulunan izleyicilerimizin rakamları dahil değil. Yani aslında tahmin ediyorum ki biz 1 milyon lira para toplayacağız. Yarın size tam rakamı İnşallah. Açıklayacağım. Bugün de efendim devam edebilirsiniz. 10 lira efendim bir bağış biliyorsunuz. Ve 10 lira bir bebeğin 10 günlük besin ihtiyacını karşılayabiliyor. Benim önemsediğim özellikle özel eğitim sınıflarının açılması. Milli eğitime bağlı okullarda size göstermiştim. Birçok velimiz, engelli çocuğu olan velimiz 7 yıldır engelli sınıfı beklediklerini söylemişti. İşte sizin yapacağınız o bağış, ya bu benim çok çok duygulandırıyor beni. Kim bilir belki de bir bebeğin üzerindeki zıbın olacak sizin o gönderdiğiniz 2868'e gönderdiğiniz o 10 lira. Belki de bir engelli çocuğumuzun işte hayata daha iyi katkıda bulunabilmesi için, daha iyi hazırlanabilmesi için oynadığı bir oyuncakta olacak o 10 liranın bir kısmı. Ne bileyim birinin akülü sandalyesinde olacak. Belki de kilometrelerce uzakta işte paraşütle atılan ve günlerdir açlıkla mücadele eden, dünyanın öteki ucunda yaşayan bir insana, bir insanoğluna bir konserve de olacak o 10 liranın birkaç lirası. Bu çok aslında çok ulvi bir şey. Çok heyecanlanarak, ciddi anlamda çok heyecanlanarak bunu söylüyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Tam böyle iyilik yap, denize at hikayesi. Şuna da inanıyorum. Allah kazadan, beladan korusun tüm yardımseverleri. Hani kiminin duasının da kime gideceğinin de hayatta garantisi yok. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah efendim biz o 1 milyona ulaşacağız. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani o banka hesaplarından da gelen paralarla ben şu an 1 milyon lira topladığımızı düşünüyorum. Şimdi Allah, bugün de devam bakın, edersek. Müge Hanım özür dilerim ama Allah öncelikle sizi korusun. Öncelikle programı korusun. Hepimizi hocam. Yani... Neden söylüyorum böyle? Neden söylüyorum? Aşmamız gereken rakam 31 bin kişiydi. Biz 85 bine çıktık. İyilikte rekabet bunun adı. Evet, iyilikte yarışalım hocam. Evet. Kötülükte değil i̇yilikte yani. İyilikte rekabet. Hani az sonra şimdi konuşacağız yani. Altının yerini bana göster diye. Önce ben kaçırsaydım, sonra ay ben kaçıramadım da o kaçırdı falan gibi. Hani öyle bir konularda da rekabet olduğunu görüyoruz. Yani orada da bir insan hayatından bahsediyoruz. Öyle ya da böyle. Ne söylemiş olursa olsun, ne yapmış olursa olsun insanın canından daha kıymetli bir şey olamaz. Orada da bir rekabeti gördük. O da kötü rekabet. Bu da iyi rekabet. Sevgili Bekir Develi dün de programında bahsetti. Evet, şöyle bir tweet attırmış o da. Çok hoşuma gitti. Müge Hanım inşallah sizin de rekorunuzu kıran bir başkası olur demiş. İşte hep bu böyle. Bu iyilikte yarışalım.